yapıyorum böyle zamanlarda. Sizler gibi ekranları başında seyredip beğendiğim isimleri programım sayesinde tanıma fırsatı bulduğumda. Tam da öyle bir bambaşka sohbetlerde NTV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Oyunculuk performansını çok sevdiğim, oynadığı her karakterin hakkını veren genç bir oyuncu ağırlayacağım bugün. İç dünyası hakkında en ufak bir fikrim yok. Editörümün verdiği bilgiler ışığında kafamda bir şeyler şekillendi ama benim için resmi tamamlayan her zaman şahsın kendisidir. Bir cümlenin peşinden gideceğiz her zaman olduğu gibi. Bu cümle biraz benim için tartışmalı. Çünkü insanın büyüğü küçüğü kavramını çok kabul eden ve seven bir insan değilim yapı gereği ama siz satın almak isterseniz cümleyi satın alabilirsiniz. Sonuçta herkes kendi hayatında almak istedikleri alır, almak istemediklerini almaz elbette. Peşinden gideceğimiz cümlenin ikinci kısmını seviyorum. Benim için cümlenin başını ben satın almayabilirim ama sonuçta satın almamaktan kastım sevmeyebilirim. Kendi içimde onaylamayabilirim elbet ama herkes kendi dünyasında istediği kadar cümlenin bir kısmını alabilir, bir kısmını almayabilir. Tıpkı bir kitabı çok severek başlayıp sevmeyip yarım bırakmak ya da başlar başlamaz beğenmeyip bırakma özgürlüğünüze sahip olduğunuz gibi cümleyi sevip sevmemek de size kalmış. Cümlenin ikinci kısmını seviyorum ama birinci kısma başka bir kelime koyabilirdim büyük yerine. Jane Addams demiş ki en büyük insan kendini en çok sayıda insanın yerine koyabilendir. Şimdi tabii bir oyuncu açısından baktığımızda evet kendini birçok sayıda insanın yerine koyduğunda o kadar büyük oyuncu, iyi oyuncu olma ihtimalim var ama büyük insan ne demek? Kime göre, neye göre? Neden kendimi çok sayıda insanın yerine koyuyorum büyük bir insan olmak için gibi gibi Jane Addams'ı burada ağırlayıp biraz tartışmak isteyebilirdim galiba. Tartışma yaratan cümleleri de ayrıca seviyorum. Bakalım sevgili Erkan Avcı bu cümle için neler düşünüyor? Hoş geldin Erkan. Hoş bulduk, selamlar. Nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Gel lütfen. Evet. Evet. Uyumlu görünüyoruz. Evet. Renklerle de. Sanki yani telefonlaşmışız da olmuş gibi değil mi? Ben de bu kadar renkli giymem normalde. Gerçi ama çok yakışmış. Evet. Niye teşekkür ederim valla. Senin tabii gözünün rengi yeter. Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Arkadaşım giydirirken dedi ki bambaşka sohbetlere gidiyorsun. Normal sevdiğin renkleri değil bambaşka giyin dedi. Beni böyle giydirdi. Ben kesinlikle de öyle geldim valla. Bak programın böyle bir enerjisi evet olduğu için ve böyle bir hazırlığa sebep olduğu için daha mutlu evet oldum. Evet, ben de mutlu oldum bunların içerisinde. O kadar yakışmış ki bence denemek istedim. Öyle mi ya? Ben gri, beyaz, siyah. Ay onları hayır, Onları seviyorum daha sen çok. Sen bana hiç öyle renkler hissettirmiyorsun. Valla içeriden biraz öyleyim ya. Dışarıdan belki öyle görünmüyor olabilir. Gerçekten ama. Evet. Mi? Nötr renkleri daha çok seviyorum böyle. Bana hiç öyle değilsin. Evde gri falan böyle duvarları gri falan boyadım böyle. Gri. Evet. Sen. Evet çok huzur veriyor bana o renkler ya. Daha böyle nötr renkler çok daha huzurlu. Ya tabii ki insanın beğenisine ve seçimlerine karşı hiçbir zaman yorum yapma hakkına sahip olduğumu düşünmüyorum da. Sadece senin bana verdiğin enerji o değil. Bilmiyorum bana da hep böyle gride, siyahta daha çok sakinleşiyorum öyle geliyor. Hep böyle hissediyorum. Ben de yani siyah hiç sevmem. Öyle mi? Bendeki intibası şey değil ama yani böyle karanlık değil. Böyle daha böyle ben de karanlık. Daha sükunet bendeki karşılığı onun. Sakinlik, hiçbir şeysizlik, böyle rahatlık. Hadi ya. Evet. Bak ne kadar değişik. Bende de mesela işte cenazede siyah giyilmesini sevmiyorum. Yani birini uğurlarken o siyah giymek matem rengiymiş gibi. Halbuki siyah bütün renkleri barındırıyor evet içinde. Rengarenk bir şey değil mi? Kendi kodlarımızla alakalı galiba. Evet. Nasıl bir anlam yüklediğimizle alakalı. Evet. Sanki hep böyle hüzünlendiğimizde, işte vücudumuzun fazlasını kapamak istediğimizde, duygumuzun fazlasını kapamak istediğimizde siyaha sığınıyormuşuz gibi bir duygu var bende. O yüzden siyahı bir sevemiyorum. Ama mesela sen benim için hep yeşil, mavi. Öylesin ya yani. Onları da seviyorum. Üzerimde böyle çok kendimde bana ait değilmiş gibi hissediyorum. Bak şimdi böyle ekranda kendini gördüğümde evet fikrin değişecek. İnşallah. Gerçekten. Erkan seni performanslarından tanıyorum. Çok iyi bir oyuncu olduğunu tabii ki biliyorum. Ve çok keyif aldığını biliyorum oyunculuktan. Evet. Ortak tanıdığımız arkadaşlarımızdan evet ötürü de biliyorum bunu. Ama böyle garip bir sessiz ve derinden gitme hali. Bir kendini hani tam ortaya koymamak, çok konuşmamak. Hı-hı. Şimdi bir dönem vardı hani bu oyunculuk dünyasında. Hı. Ne kadar gizemli olursan o kadar karakterlerinde inandırıcı olursun inanışı ki ben bunu hiçbir zaman kabul etmedim ve onaylamadım yani. Aksine seni sevenlerin, seni takip edenler ne kadar seni tanırsa karakterleri canlandırırken o kadar inandırıcı olursun. Çünkü der ki Erkan bu değildi ya, vay anasını ne performans gibi bir duygusu vardı bende meselenin. İmtina ettiğin yer bilinçli mi?
Yoksa hayır, ben böyle yaşamayı seviyorum mu? Tercih edilmiş bir şey değil ama düşünülmüş bir şey, öyle söyleyeyim. Yani çünkü özellikle karakter oyuncularının seyirciyle çok tanışmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü bir yerden sonra siz oynadığı bir karakteri canlandırdığınız zaman sizden önce oynadığınız şey, ya oynadığınız şeyden önce sizi görmeye başlıyor. Yani bu tanışıklığın da ben karakterler üzerinden olmasını daha doğru buluyorum açıkçası. Çünkü 100 metre koşmak yerine maraton koşmak istiyorsanız belki biraz bu tercihler de çok önemli olmaya başlıyor. Yaşayış itibariyle de böyle çok küçük bir çevrem var zaten. Çocukluktan getirdiğim arkadaşlarım var. Onlarla beraber devam ediyorum. Yani özel çaba sarf ettiğim bir şey değil de ben böyle yaşıyorum zaten. Hani yolda başıma gelen şeyler böyle oluyor açıkçası yani. Mesela benim için de şöyle bir şey var. Bu kadar farklı karakterleri, bu kadar iyi performans etmiş, bu kadar performansı yüksek bir oyuncunun hayatında neler olup bittiğini de bilmek, iç dünyasında. Özel hayatından bahsetmiyorum. Evet, evet. Nasıl biri, nasıl kitap okur. Mesela Evin Gri. Bu ilginç bir bilgi benim için yani seni izlerken ya da bundan sonra izleyeceğim anlar için. Bana seyirci olarak daha tatlı geliyor duygusu. Sen gizemini kaybetmemek diye bir şeye takılıyor musun buralarda? Yok, hiç değil aslında ama başta okuduğun şey gibi, cümle gibi biraz bu empati ile alakalı bir şey. Altı kardeşli bir ailede büyüdüm ben. Altı kardeş. Tabii kızlar 4-2 önde. Ne diyorsun? Birini geçen hafta evlendirdik. Oh! Dört tane Erik kadınla... Erik Dalı Gevrek'tir oynandı. Aynen öyle. Bu Erik Dalı Gevrek'tir artık bana tabii Filenin Sultanlarını aynen. da hatırlatıyor. Ama yani aşırı seviyorum. Benim için bir tam bir kutlama. Aynen öyle. Bana yani. Böyle düğün, dernek, başarı, şampiyonluk dediğinde fonda hep Erik Dalı çalıyor bende. O empati duygusu belki de dört tane kadınla beraber büyümüş olmanın. Annemi de katarsak 5, o da çünkü küçük yaşta evlenmiş, beraber büyüdük yani. Oh. Sınıfımda 9 tane kadın vardı okulda okurken. Dört tarafı kadınlarla çevrili. Aynen öyle. Aynen öyle. O empati duygusunu biraz geliştiriyor insanda. Bu empati duygusu geliştiği zaman da oynadığınız role ben de öyle bir etkisi oldu. Herkeste olmayabilir ama bir hızlı bir transforme olma durumu doğurdu bende. Gizemli olmak bilmem, bu sonuç itibariyle doğan bir şeyse bu keyifli bir şey olabilir belki ama bir kişinin çabasıyla olacak bir şeyse bu biraz sakil de durabilir insanın evet. üstünde. Yani o kendi... zaman bir mesafeli oluyor, o evet. bir şey olmuyor. Bir de ben kendi adıma hani hakikaten bu yolu uzun yürümek istiyorum. Yani ilişkilerde de öyledir ya, yüz gözlük çok sıkıntılı bir durumdur. Evet. Yani o kendi işimi yapayım, benden ziyade yaptığım iş konuşulsun, işlerimiz konuşulsun. Tek başıma ben de değil, işin kendisine katkı sağlayıp işin kendisi konuşulduğu zaman daha iyi oluyor. O zaman belki bir nebze hani şey tabiriyle halk tarafından daha az konuşulup daha az tanınıyorsun ama sektörün içerisinde daha fazla tanınıyorsun. Belki de yönetmenler tarafından, yapımcılar tarafından, oyuncular tarafından bu daha kıymetli bir şey bence karakter oyuncusu için. Geriye dönecek olursak 6 çocuklu bir ev. Evet. Tekne kazıntısı mısın? En son musun? İki numarayım. İlk erkeğim sülalede. Gerçekten Çok şımarık büyütüldüm. Allah'ım. Diyarbakır ondan sonra tabii. Diyarbakır. Tabii Diyarbakır'da öyle büyüdüm ama kızlar dengeliyorlar onu. Şimdi çok mutluyum hakikaten. Gerçekten. Bir yaştan, kaç yaşına kadar oradaydın? 21. Ne diyorsun? Tabii. Bayağı orada büyüdün yani. Tabii orada büyüdüm. 21 yaşına kadar orada büyüdüm. Müthiş yani. Bir şey bu. Hala gidip geliyorum. Tabii ilk İstanbul'da 21 yaşında, 22 yaşında geldim ben. Küçük şehirde büyümüş olmanın ya da kasabada büyümüş olmanın bir eksikliğini insan hissediyor. Tabii buraya gelince, büyük şehire gelince. Hele ki o yaşlarda biraz daha kompleks durumları, ben eksiğim, yetersizim, ne yapacağım burada duygusu. Ama yaşla ve zamanla beraber o eksiklik gibi gördüğün şey uzun vadede aslında nasıl bir zenginlik olduğunu anlıyorsun. Şimdi dizide Diyarbakırlı bir karakter oynamak istesen illa bir Türkçeyi bozarsın, bir şey katarsın. 21 yaşına kadar Diyarbakır'da olmuş olan biri için hiç de şiven yok. Bu meslek tabii ki etkisi çok çalıştım var da gerçekten. Gerçekten mi çok çalıştın? Evet. Yani çok mu bozuktu şiven? Çok bozuk değildi çünkü... ama meslek için çok bozuktu. Hmm. Yani hani normal bir insan için yok olabilir. Evet, hatta tatlı diyebileceğimiz. Ama meslek için tabii ki Shakespeare'i nasıl oynayacaksınız, Gogol'i nasıl oynayacaksınız tabii ama ki. Çok çalıştım gerçekten. Yani bunun için çaba sarf ettim. TRT'yi açıp dinliyordum. Yani bir yerden çünkü kulakla alakalı bir şey ya. Tabii. Diksiyonu, şiveyi, ağzı düzeltmek. Bayağı çalıştım ama hala sinirlendiğim zaman şiveye Türkçe tam sinirlenemiyorum. Karadenizliler öyledir ya, sinirlenince hemen dönerler. Aynen öyle. Çok mu farklı? Değil aslında ama ya müziğin kendisi değil mevzu. O aksan geldiği zaman tavır değişmeye başlıyor. Ha. Yani o çünkü ben oradayım. Her konuşma biçimi bir plastik çünkü. Evet, bir de zaten böyle iyi oyuncu kötü oyuncu biraz oradan.
aksan değiştiriyor ama vücut hala İstanbul'da. Evet, ha buraya kadar geleceğim dediğin zaman Karadeniz şey, olmuyor yani. Evet. Hani bir başka bir şey o. Bir konuşma, el, kol, evet, hareket, tavır, duygu, durum her şey değişiyor, evet, aslında. Yani, peki Diyarbakır'da büyüyüp 21 yaşına kadar kaç yaşındaydın ki ben evet oyuncu olacağım dedin? Ya ben diş teknisyeni olacaktım aslında. Ne olacaktın? Diş teknisyeni. Allah'ım. Kazandım da. Ne? Evet, 7 sülalem dişçi benim yani. Ne diyorsun tabii ya? Bak işte bunlar çok heyecan, evet, verici. Sonra ben kazandı kağıdımı yırttım. Efendim? Ailemden sakladım. Sakladın. Evet. O zaman sen dişçi olmak istemedin. Yok, istemiyordum, hiç istemiyordum. Bir dakika, o zaman ne oldu? Bir saniye, baştan başlıyoruz. Evet. Dedin ki dişçi olmak istedim, hayır istemedim. Dişçi olmak istedim, sonra bir mikrop girdi içime. İşte mikrop demeyeyim de bunu ama tiyatro tozu. Nerede ondan girdi? Sonra Orhan Esenan'ın Öç diye bir oyunu vardır. Diyarbakır'da onu oynuyordu. Sahneye çıktım çiçek vermek için amcamla beraber. Ve geri döndüm, seyirciyle karşı karşıya kaldım. Kaç yaşında? Herhalde 13-14 yaşında falan. Sonra amcam, daha doğrusu sahnedeki başrol oyuncusu beni alkışlattı çiçek veriyorum diye. Aa. Ben böyle spotların altında böyle lokal bir ışığı vardı bir de onun. Böyle kaldım. O psikolojik pause çok uzun sürdü galiba. Ben uzunca bir süre o şeyi aradım. O ne olduğunu bilmeden o duyguyu aradım. Sonra çok tesadüfen Nazlı Kar diye bir oyuncu arkadaşım var şu anda İstanbul'da o da. Seçmeleri giderken beni de çağırdı hani gece geç vakit beni götürür müsün diye. Diyarbakır'da mı? Evet, Diyarbakır'da. Aa. 16, 17, 18 yaşında filandık herhalde. Onu götürdüm. Ben de girdim oradaki şeye. Yanında. Evet. Sonra polis radyosunda beni de aldılar. Gerçekten. Sonra ki oradaki kimse olmadı, ben tek oldum falan. Böyle enteresan bir durum oldu. Ailem bu arada bu konuyu nasıl seyrediyor? Babam şöyle bir soru sordu bana. Türkiye'de kaç tane Müşrik Kenter var sanıyorsun diye bir çok haklı soru sordu. Şimdi o kadar doğru bir soru ama bir o kadar başka da değil. Başka hiçbir şey sormadı yani hani ama yapma demedi yani. Haksız soru bu. Ama tam bir baba sorusu. Evet, çok saygın bir yerden çok zorlayan. Evet. Ama yaşın için çok haksız bir soru. Ben de sabah kahvaltısındaydık. Sabah kahvaltısını sucuk yemesem de olur dedim. Konu kapandı. Bir daha da hiçbir şey sormadı. Bir dakika, anlamadım. Kahvaltıdaydık. Sen Türkiye'de kaç tane Müşrik Kenter var sanıyorsun dedi. Ben çatalda böyle elimde şöyle kaldı böyle ucunda sucuk. Sabah kahvaltısını sucuk yemesem de olur dedim. Ve bir es oldu. Sucuğu bıraktım. Bu konuyu bir daha hiç konuşmadık. Ne diyorsun ya? Film karesi gibi. Böyle bir an oldu aramızda. Hiç desteklemedi o an, o süreyi ama şey de olmadı. Köstek karşısına olmadı, destek olmadı. Annem böyle alttan göz kırpıp devam edip para verip sonrasında kredi kartı falan. Ondan sonra baba gibi destek olmaya başladı. Babalar homurdanır ya. Tabii. Homurdanma desteğiyle devam. Hatta fonda hep bir homur var. Homur. Sonra işte uzun bir süre konservatuar sınavına girdim. Kazanamadım falan filan tabii ondan sonra. Adana'yı kazandığım liseden mezun değilmişim. Çok haylaz bir öğrenciydim. Ben 4 lise 3 üniversite değiştirdim. Bir dakika Erkan, yavaş. Evet. Bunlar bana çok büyük şeyler. Evet. Nasıl? Sen haylazsın. Çok. 4 lise mi değiştirdin? 4 lise 3 üniversite. Neden? Hiç rahat durmuyordum Ceyda. Ben sen... inanılmaz hiperaktiftim. Korkunç bir hiperaktiflik vardı yani bende. Uzatmayayım, orası çok uzun hakikaten yani. Sonrasında işte Adana'yı bir daha kazandım. Liseden mezun olup. Gittin, kazandığın yer sana dediler ki liseden mezun değil. Sen bundan diplomamı, haberdar değil yok, misin? Yok, o kadar gitmiyordum okula yani. Ben ve de, baban sadece homurdanıyor mu fonda? Evet, yani onlar da artık benden naif açıkçası çok naif bir Diyarbakırlı. Ondan sonra vazgeçmişlerdi artık açıkçası benden onlar da. Ondan sonra ne yaparsan yap, peki oğlum tamam, para peki, mı lazım? Peki diğer kardeşler? Diğer diş teknisyeni erkek kardeşim, diğer erkek. Ondan sonra bir diğeri heykeltıraş oldu. Onu evlendirdik. O da doğuştan özel çocuklardan biri. Aşkım. 10 sene beraber yaşadık. Heykeltıraş oldu. Tanısı ne? Doğuştan tibiye eksikliği var. Aha. Ondan sonra o da 30'a yakın ameliyat geçirdi. Aşkım. Ondan sonra heykeltıraş oldu o da. Sonra İstanbul'a geldi. Yazar olacağım ben dedi. Çok da iyi bir yazar oldu. 10 sene beraber yaşadık. Geçen hafta evlendirdim. Ne diyorsun? Evet. Allah mutlu etsin. Amin. Ondan kız kardeş. Bir küçüğüm. Aa. Ondan sonra. Ne tatlı. Çok. Çok sevgiler. Keşke kitaplarından birini getirseydin. Ondan sonra senaryo yazmaya başladı. Çok da iyi senaryolar yazdı. Şimdi onun için çalışıyoruz. Beraber bir kısa film yazdık, çektik.
Bir yapım şirketi kurmuşsun. Evet. Biraz böyle hızlı akıyoruz bakmayın ama ben ama toparlayacağım. Olsun. Hepsini toparlayacağım. Yapım şirketi kurdun. Evet. Yeni bir bilgi bu. Hı-hı. Kız kardeşin senaryosunu evet. yazdı kısa film ve ölü çekti. Ölü kadınlar evi diye. Ondan sonra her kadın önce doğduğu evde ölür diye bir cümleyle geldi bana. Ben sokakta öldürülen bir tek kadın tanımıyorum. Her kadın önce doğduğu evde ölür. Ne diyorsun? Keşke kardeşin de gelseydi. Ondan inşallah. Gelir misiniz birlikte? Tabii ki. O lütfen. Çok şeyi sevmez böyle. Hani o hep böyle arkada olmaya çalışmayı. Öyle bana bir gelir ya. Evet. Onun böyle bir cümleyle geldi. Sonra ben bunu Mahsa Amani'ye yapmak istiyorum dedi. Ondan sonra. Evet. Müthiş bir şey. Ondan böyle bir cümleyle gelince sonra oturdu yazdı. Ama ne kadar yazdı. Doğru bir cümle. Evet. Hakikaten de onu anlattı sonra bana dinledim. Yani bir kadın hakikaten önce doğduğu evde ölüyor. Evet. Yani katiliyle önce beraber yaşıyor. Önce kendi evinde değersizleşiyor. Evet. Önce kendi evinde bedeninin değerini anlamıyor, aynen, anlatılmıyor. Öyle. Hayır demeyi bilmiyor. Sonra da evet sokakta ölüyor. Ve çok enteresan bir dünyası var onun zaten. O dünyadan böyle çeyi sandığını açar gibi kelimeler, hikayeler çıkmaya başladı. Çok kıymetli, çok heyecanlıyım ben de. O bir şeyler yazdı. Ben yazıyorum, o düzeltiyor. O düzeltiyor, ben yazıyorum. Ondan sonra öyle bir yolculuğumuz başladı. Hani kardeşlik ilişkimiz bir tarafa bir yoldaş olduk. O müthiş çok kıymetli. Bir, şey. Bir daha tanıştık. Ah ne güzel. Yani, evet. Peki evlendi. Evlendi. Film çektiniz. Evet. Şimdi kısa filmin yolculuğu ne olacak? Başladı, festivalleri göndermeye başladık. Ondan tamam. sonra uluslararası festivalleri. Kim oynadı? Yeşim Ceren Bozoğlu oynadı. Sevgiler Yeşim'e buradan. Ondan sonra Faruk Acar oynadı. Çok kalabalık bir işi yok zaten. Kadrosu yok daha doğrusu. Onlar oynadılar. Kim yani. Yönetti sen ben. Mi? Harika. İlk yönetmenliğin mi? Evet, ilk filmim. Ne diyorsun? Evet. Nasıl hissiyatın ne? Zormuş. Ya oyuncu yönetimi de çok zormuş. Sağ olsun Yeşim çok yardımcı oldu bana. Zormuş bir set kurma. Görüntü yönetmenim Efe Kubilay çok yardımcı oldu. Ondan sonra ama zormuş. Yani sonrası çok zormuş. Hakikaten çok meşakkatliymiş. Yönetmenim kulağıma zordur dedi. Beni mi kastediyorsun acaba? Çünkü film yani yönetmen. Gerçekten zor. Ama program hocam. Yönetmenliğiyle film yönetmenliğinin biri olmadığını düşünmek istiyorum. Ya hep her alanın galiba kendi zorluğu var. O zorlukla oyuncu olarak empati eksikliğimi fark ettim. Rejiyle. Sen. Evet. Yani ben setlerde çok sevilen ve çok anlaşılan evet. bir adamım. Ama ona rağmen hakikaten taraf değiştirmek, tırnak içerisinde taraf değiştirmek... Bir sürü şeyi başka yönden görmek görmediğini de getiriyor. Aa, ben bunu göremiyormuşum noktasında. Atıyorum bir oyuncuyla iletişim kurduğun zaman oyuncunun kendi savunma alanının haklı olduğu yerleri görüp haksız olduğu yerlerde diretmesinin veyahut görüntü yönetmeninin sana ne kadar katkı sağlayabildiğini, aslında görüntü yönetmeninin gizli bir yönetmen olduğunu ve bir beraberlik olduğunu gibi gibi bir sürü şey ışığın kıymetini, bir sürü şeyi aslında anladığını zannediyorsun ama onun bir öznesi haline gelmek çok başka bir kapı açıyor insanın kafasında gerçekten. Sence neden bu kadar zor oldu liseyi bitirmek? Ne arıyordu? Kendimi. O yaşta. Ben hep öyleymişim galiba, bunu sonra anladım. Böyle geçen bir laf okudum. Kimin hatırlamıyorum, o yüzden adını vermeyeyim. Tanrı seninle neyi kastetmiş olabilir? Çok güzel lafmış. Yani bu... Seninle ne kastediliyor duygusu çok sağlam bir soru. Erken sormaya başlamışsın Erkan. Bunu erken, ben bir de şöyle bir hastalık gelişti bende. Ben böyle boş vakitlerimde tez okumaya başladım. Bir konu yazıyorum, atıyorum varoluşçuluk diyorum, tez yazıyorum. Ondan sonra bir sürü şey buldum böyle. Hiç tanımadığım insanların tezlerini okumaya başladım böyle. Yani bu kendini gerçekleştirme mevzusuna çok takmaya başladım açıkçası. İnsan kendini neyle gerçekleştirir? Nasıl gerçekleştirir? Hangi araçlarla gerçekleştirir? Biraz bu böyle hani ben kendimi nasıl gerçekleştiririm noktasında şuraya geldim. Ben bana bir şey verilse ben onu daha iyi yapabiliyorum. Daha iyi görebiliyorum. Böyle bir şeyim var. Yani bu yazarlık da olabilir. İşte bu şeyin rengi de olabilir. Kendi şeyimin orada olduğunu görmeye başladım. Onu görmeye başlayınca da işte yazarlık bir şey. Konservatuara o gözle bakmaya başladım. Kendi yoluma öyle bakmaya başladım. Bir rahatlık getirdi açıkçası bana bu. Empatiyle de birleşince kendi içimde bana iyi gelmeye başladı. Hani sadece oyunculuk değil. Oyunculuğa da muhakkak bir katman getiriyor bu. Yani çünkü o da tasarıma dönüşüyor artık bir yerden tabii, sonra. Çok önemli bir şey hem de. Peki şunu mu anlıyorum? Maddi olarak aslında oyunculara çok ihtiyacın yok. Hı-hı. Aile yapın Hı-hı. gereği. Hı-hı. Şükür bu çok önemli evet. bir oyuncu için. Aslında sen para kazanmak için oyunculuk yapmıyorsun. Gerçekten meslek olarak oyunculuğu istediğin için yapıyorsun. Ya benim şöyle bir şansım oldu açıkçası çok şükür.
seçebildim. Evet. Seçemeye de bilirim, seçemeyenlere de diyecek tek bir kelimem yok. Evet. Seçebilmek çok büyük bir lüks oyuncu için. Değil seçilen değil seçebilmek. Onun için oynadığım her karakterden razıyım. Ya bir yanlışı varsa bizzati bana aittir yani. Olmamışlığı varsa benim tercihlerim yüzündendir. Direkt yük benim üstümde. O yüzden çok sevdiğim roller oynadım yani hep. Ve çok korkusuzsun bu konuda. Yani seni ilk tanıdığımız rolle birlikte yanlış anlaşılmayı da kabul ederek cebine koyarak bir Diyarbakırlı delikanlı olarak çok kıymetli bir aslında yola çıkış hali. Hayran olduğum bir performans tabii ki. Peki hala çok ütopik bir karakter hayalin var. Söyler misin lütfen? Çünkü ben okurken böyle gerçekten mi? Orta Doğulu Joker oynamayı çok isterim. Neden? Yani. Çünkü Joker aslında bütün toplumların içerisinde artık o majör psikolojik toplumsal bozulmalar aslında mikro boyutta da artık çok etrafımızda görebileceğimiz. Seyircimize biraz açıklar mısın Orta Doğulu Joker ne demek? Hani biz oyuncu olarak mesleğimiz gereği biliyoruz ama bizi izleyenler anlamayabilir Orta Doğulu Joker ne demek? Aslında Joker benim için biraz şey gibi bir şey. Yani bir toplumsal majör bozulmaların böyle bireye indirilmiş hali gibi. Evet. Dolayısıyla bu biraz Amerikan toplumuna atfedilmiş. Kaymağını da tırnak içerisinde sektör olarak hep oradan yeniliyor. Sanki bu bir Orta Doğu'nun, Orta Doğu'dan kastım sadece Orta Doğu değil. Yani Doğu toplumlarının ortaya çıkartacağı bir toplumsal bozulmanın prototipi çok enteresan olabilir diye düşünüyorum. Çok da renkli olur diye düşünüyorum. O kodu da biraz Hollywood'un değil, bu topraklarda doğup büyüyen bir insanın, bir oyuncunun çok daha rahat giyinebileceğini düşünüyorum. O yüzden çok güzel olur bence öyle bir Joker. Bu arada bilmeyenler için 2011 yılında Zenne filmiyle aslında başrol oynayarak Ahmet karakterine can verdin yani müthişti. Erkan'ı benim ilk tanıdığım performansıydı. Merak edenler internet üzerinden ulaşabilirler. Tabii ki televizyon dizilerini saymıyorum ama televizyon dizilerindeki performanslarını da sizler zaten benden daha iyi biliyorsunuz. Fakat sinemada Erkan'ın çok önemli bence cesaretli ve altını kocaman doldurduğu karakterler var. O yüzden de tabii şeyde gerçekten 1 Ocak'ta mı doğdun yoksa annen hatırlamadığı için mi 1 Ocak dedi? 17 Aralık. Bak işte çıktı. Babam şey diyor 13 gün için bunu diyor erken yıl kaybı olmasın diyor ve ben konservatuara o 13 gün yüzünden girebildim. Aa. Evet. Babamın da buna böyle bir torpili var. O kadar homurdanma ya. Gene de bir torpil olmuş. Evet, çünkü İstanbul'a mimar sınavına geldiğim zaman seviyeden sınava girdim. Adana'da okudum ben bir sene. Sonra dedim ki hani ben zaten küçük bir şehirde doğdum, büyüdüm. Burada kalmayayım dedim. Ben başka yerde sınava bir daha gireyim. İstanbul'a geldim. Eğer o 13 gün kârım olmasaydı. Yani sen 17 Aralık 1981 doğumlu olsaydın Mimar Sinan'a giremiyordun. Yok. 1 Ocak 1982 olduğu için girdin. Evet. 13 gün için biz seni mi kaybediyorduk oyuncu olarak? İstanbul'dan böyle olacaktı. Yani kader bambaşka bir yol çizecekti. Giremeyecektim sınava. İstanbul'a gelemeyecektim. Belki ikinci yıl Adana'ya giremeyecektim. Şimdi Diyarbakır'da bir diş teknisyeni olarak evini almış, yazlığını almış, arabasını değiştirmeye çalışan. Peki bunların hepsine baban sebep olduğunu biliyor mu? Evet. Ne diyor? Homur homur artık mu? Yapacak bir şey yok. Yani. Yapacak bir şey yok dediğine göre hala homurdanıyor mu? Yok artık alıştı. İlseydim 17 Aralık 81 artık, yazardım. Yani sadece işin olduğu imza attığın zaman haber ver. Aradaki hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Ondan sonra bence bu tarihsel dizileri çok seviyor. Bence oraya onu yapıyor. Ondan sonra kılıçlı film derdi küçükken biz. Kılıçlı filmler iyidir diyor. Kılıçlı filmler iyidir. Diğerlerinde peki? Seviyor ama işte o şeyi biraz daha böyle tarih filmleri falan çok seviyor. Onlar eskiden de böyle samuray filmleri vardı ya Japonların TRT'de. Evet. Onlardan böyle gelir kafam bunlar dinlendiriyor der benim yani. Kafamı bunlar dinlendiriyor. Evet. Felsefesi var der onların böyle falan. Ama tabii samurayının bir felsefesi var canım yani. Tarihçilerini daha çok seviyor yani. Evet. Peki aşk? Aşk çok uzun zamandır yok ya. Gerçi o kadar uzun zamandır yok ki. Neden? Vallahi böyle bir arayışım da yok açıkçası. Aşk arayış değil ya. İşte evet bir öyle de olmadı ama kendimi... Çok şey oluyorum ben böyle. Yani kız kardeşinin yazdığı senaryo duyduğun şeyde aşk, ilk yönetmenlik aşk... Biten şeye bakınca hissettiğin aşk zaten bunlar sende oldukça var. O zaman ben böyle çok arayışta değilim gibi değil de sanki zaten o kadar çok aşk var ki hayatında. Oraya mı sıra gelmiyor gibi anlamak istiyorum biraz aslında. Biraz şey gibi beğeniye dönüştü ya mevzu. Bu beni çok rahatsız ediyor. Beğenmeye dönüştü aslında. Hmm. İnsanlar birbirini artık beğenmeye başladılar. Yani aşkın aslında
Şimdi böyle beylik laflar da etmek istemiyorum ama... Ama senin hayatında da bir sürü duygu gibi içi çok boşalmaya başladı. Yani insanlar vitrinini sevmeye başladı her şeyin. Yani işin hamaliyesiyle alakalı değil de... Tabii, o vitrindeki ışığı, kimse gelmiyor. İşi ışığıyla ilgilenmeye tabii başladılar. Ki. Halbuki aslında insan aslında bu bütün sınavların, zorlukların üzerinden bir şeyi inşa ettiği zaman kıymetli hale geliyor. Kırıldığın için ya da kırılma ihtimali olduğu yok, için mi acaba? Biraz aslında böyle kendindenliğini beklediğim için biraz aslında. Olabilir. Yani o biraz öyle bir şey oldu. Biraz da işkolik de oldum açıkçası. O da iyi değil işte. Değil. Ben de böyle yani ben de işkolik biriyim. O ayrı bir konu ama aşk başka bir şey ya. O bizim de benim sevdiğim en tabir bir sürü milyonlarca tabiri var ama şeyi çok seviyorum şey tabirini. Yani bir nevi kimya ki alimi yoktur. Tecrübe ettikçe biriken cahilliktir aşk. Güzel lafmış. Yani hakikaten alemi yok. Ben bu kadar konuşmama rağmen buradan çıkıp birine aşık olabilirim. Evet. Yani bu yok. Tecrübe ettikçe bir cahillik olarak birikiyor. Seni alim yapmıyor tecrüben aşkta. Evet. Aksine cahilleştiriyor. Çok belki olabilecek en kıymetli cahillik. Çünkü belki bilmediğin yerden geliyor hep. Ölüm, çok heyecanlı işte. Ölüm gibi aslında. Yani bütün bildiklerine rağmen hep gafil avlanırsın. Evet ama güzel. Evet. Yani kapalı değilim bu konuda açıkçası ama biraz... Bence beni de dengeledi bu konuda hayat. Çünkü ben çok seven, her şeyini hemen veren, çok savrulan biriydim. Ben de öyleyim, ne var? Ama işte bu şey yapmıyor. Burada da bir denge talep ediyor hayat senden. Çünkü sistem seni sıdkı safi derler. Sıdkı safiyle gittiğin için seni korumaya alıyor aslında. Evet, ta ki sana bunu öğretene kadar. Evet de buradan korunmak istememe özgürlüğün de var. Ben hala koşulsuz o... teslim olma halini ve hani hemen güvenme halini seviyorum. Varsın güvenin kırılsın, varsın heyecanın ama bitsin. Mevzu burada bunu öğrendiğin zaman seni güvensizleştirmek değil. Evet. Kimya itibariyle o tomurcuğun doğru filize, filizin doğru fidana, fidanın doğru çınara dönüşmesi için hani tamam ağacı seviyoruz ama sürekli su verirsek çamur olur ya. Tamam. Sana aslında toprak gibi, onunla ilişkilendirmek gibi. Doğru zamanda doğru miktarda su verdiğin zaman en güzel şekilde büyüyebiliyor. Biz belki çok sevdiğimiz için sürekli su verme eğiliminde olduğumuz zaman tohumu çürütüyoruz. Hayat sana biraz onu dengeleyip öğretiyor aslında. Mutlak ama ısrar ediyorum hayatta çok kısa. Kesinlikle. Yani o yüzden bu kadar duvarlamamak ya da duvarlamak yanlış kelime belki ama hani imtina etmemekte fayda var diye düşünüyorum. Peki şimdi nereye? Şimdi... yazdığımız işler biraz ayağa kalkmaya başladı. Bu benim için çok enteresan bir heyecan. Evet. Biraz onun acemiliğini, ya bildiğim bir sürü şeyin acemisine dönüştüm açıkçası. Yani 5 saat bir şeyin karşısında oturup hiçbir şey yapamamak çok alışık olduğum bir duygu değil benim. Yani ben otururum, ezberimi yaparım, çalışırım, bakarım ve kalkarım. Şimdi 5 saat bir şeyin başına oturup hiçbir şey yapmadan kalkabiliyorum. Böyle acem, çok yolun başına tekrar geri döndüm. Bu çok güzel bir heyecanmış. Evet. Elif ile beraber yazdığımız bir tane 6 bölümlük bir tane dijital işimiz var. Onu şimdi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Görüşmelerimiz başladı. Ümit ediyoruz ki böyle hani sözü olan bir iş. Harika. Evet, böyle arkasında duracağımız bir sözü var onun da. Eminim. Ondan sonra onu yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan oyunculuk için görüşmelerimiz var. Böyle içimize sinen bir şey olsun çok istiyoruz ondan sonra. Oradan akıyor kendi yolunda zaten. Artık biraz ufak ufak böyle hani 40'tan sonra böyle biraz kendi içinde olacağımız, mutlu olacağımız, arkadaşlarımızla beraber yapacağımız, bunu biz yaptık diyebileceğimiz 10 sene sonra da işler olsun istiyoruz. 40 büyülü değil mi? Öyleymiş. Çok. Bugünün rengi adına o zaman direkt. Evet değil mi ikimizden? Ben mi açıyorum? Evet senin sorun. Ay Allah'ım Joker ya. Gene bana patladı mı soru? Yani niye bana bunu yapıyorsunuz? En huzurlu programlarda niye Joker çıkıyor ikidir? Peki bugünün rengi dedim. Ben bu Joker'i şey Joker olarak algıladım. Bana olan bana oldu. Ben de kendi Joker'im olarak algıladım. Hayır. Hani Joker karakteri olarak algıladım. Ben cevap veriyorum senin yerine. Kendinle arkadaş olmak ister miydin? Aa, o kadar iyi arkadaşım ki. Yani kendimle çok arkadaşım. Çok da seviyorum. Galiba beni takip edenler için başıma gelen durumlarda sen ne kadar çabuk atlattın ya diye bildiğiniz yer tam da burası. Çünkü en iyi arkadaşım benim. Kendimle konuşmayı çok seviyorum. Düşmelerimi, kalkmalarımı çok seviyorum. Ama 40'ından sonra. Düştükten sonra kendimi kaldırmayı öğrendim. O yüzden aslında
kalkıp yola devam edebiliyorum. Yaramla, beremle, deremle, kırılmışlığımla, sevilmişliğimle, işte kırılan yerden giren ışıkla. Kendine arkadaş olmadan yüzün doğru gülmezmiş gibi geliyor bana. Sen ne dersin? Ben de bunu ekleme yapmak isterim. Lütfen. Acizane seninle alakalı. Lütfen. Ha benimle mi alakalı? Evet. Ben de soruya cevap vermek istersin. Yani böyle kardeşimle de izledik. Zaten biliyorum da çok enteresan böyle güven veren, çok gerçek bir enerjin olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Sağ ol. Yani gelen konuklarına baktığım zaman da böyle o kadar kendinsin ki gerçekten, yani böyle kendi ışığınla, kendi enerjinle bu karşı tarafa hemen geçiyor ve insan senin karşında samimiyetsiz zaten davranamıyor bence. Hemen anlarsın galiba. Evet. Galiba. Evet. Öyle bir enerji var. Bu çok evet. Çok büyük bir güç. Yani, çok ihtiyacımız yok mu evet. Samimiyete? Kesinlikle. Ben düştüm demeye, canım acıdı ama çok, buradayım demeye. Öyle. Evet, yaramla beremle buradayım. Benim için aynen. Kıymetli diyebilmeye. Şimdi ben bunları söylediğimde insanlara garip geliyor ama doğrusu bu ya. Hayat böyle bir şey. Ben şimdi yalan söylesem ne olacak? Aynen öyle. Olmaz ki. Ve programın bence büyüsü tamamen sizin samimiyetinizden. Hı. O karşı sandalyenin samimiyeti. Ben konuğa bırakıyorum. Hı. Ama evet, yani bir yerde de bana virgülü yanlış yere koyarsa... Yok ya, olmadı, gel baştan alalım diyorum yani. Çünkü samimiyetten ihtiyaç duyduğum şey evet. Değil mi? Evet, yani hem hiç. İçinde hem dışında bu böyle bir şey olunca o enerji de çok rahat akmaya başlıyor ilk evet. Karşıdaki insana. Yani. Ama o ekrandan geçiyor, onu çok yaşasın, rahat söyleyebilirim. Biliyorum. Biliyorum çünkü gerçekten hiçbir şey saklamıyorum. Çok pahalı bir şey aslında bu. Yani. Evet. Ama çok ihtiyacımız çok, var. Çok. Her keşke, konuda her yerde. Keşke hep böyle olsa her şey. Kızgın olduğumda kızgınım deyip oturuyorum konuğumun karşısına. İsyanım varsa söylüyorum. Belki bu oyunculuğun da sende yarattığı bir gerçeklik duygusu olabilir evet. Büyük ihtimalle. Belki de çok karakter canlandırmanın getirdiği aynen kendi öyle. Karakterimde canlı ve doğru kalma isteği olabilir. Dürüst ve doğru kalmak canlı değil, yanlış oldu canlısı. Defterimi sana uzatırken bir tane defter sayfası notu, bir tane gelecek konuğa soru istiyorum. Bir fotoğrafımızı çekeceğim ana olsun diye. İyi ki varsın. Seni tanıdığım eyvallah, için çok, çok mutluyum. Eyvallah, ben de çok memnun oldum. İlk kez bu kadar samimi bir evet. Ortamda, yani televizyonun ve dakikaların yettiğince bir zaman geçirdik seninle. Yolun açık olsun. Hepimizin hep beraber olsun inşallah. Tez zamanda da kalbin çırpıntılansın. İnşallah. Evet, çok biliyorum. İnşallah, ben de çok isterim. Öyle olsun. Ne kadar güzel bir program oldu yine Erkan ve aslında burada olmasa da aslında burada olan sevgili kız kardeşi. Ne güzel bir cümleyi ulaştırdın bana kardeşin vasıtasıyla. Her kadın önce kendi evinde ölüyor, sokakta öldürülmeden. Evet, biraz buralara bakmak gerek dostlar. Kadınların değerini vermek, bedeninin değerini vermek, hayır diyebilmeyi öğretmek, hayır diyen bir kadına saygı duymak ve birlikte üretebilmek, kadınlara destek olmak, yol açmak. Çünkü hepimiz biriciyiz ve çok kıymetliyiz. Ama burada tabii ki Erkan'ın varlığı da çok önemli. Yolunu açması, kardeşiyle el ele devam edebilmesi, onun sözlerini duyması ve birlikte üretmesi. İşte sanatçı galiba böyle olunuyor. Sessiz olun, eğitim kariyerinde, eğitim hayatında sizi mutsuz ettiğini düşündüğünüz evladınıza ne olursunuz kötü duygular beslemeyin. Varsın kötü not alsın, varsın beceremesin bir şeyleri, mutlak becerdiği bir şeyler vardır. Yapabildiklerine odaklanmak hayattaki en önemli kıymet galiba bir ebeveyn olarak bizlerin yolculuğunda. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. Yumuşacık bir programdı. Dingin hali çok iyi geldi bana. Ürettiği her şeyle ne kadar kıymetli. İyi ki varsın Erkan. Selam olsun. Yol uzun, dem ağır. Umarım bu uzun yolda bambaşka maceralarda, masalarda böyle demli sohbetlerimiz olur. Gönlünce olsun her şey. Erkan.